Tamam mı? Selam. Bugün sizlere menemen tarifi vereceğim. Menemen de tarifi olur mu demeyin. Çünkü olur. Yani herkesin kendi ağız tadı farklı. O yüzden ben de kendime uygun bir menemen tarifi seneler içerisinde mecburen geliştirdim. Menemen çok seviyoruz biliyorsunuz. Ve çok sevdiğimiz bir yemek olunca da nasıl daha lezzetli hale getirebilirim diye insan üzerine kafa yoruyor. Ben de bu kafa yormalar sonucunda çok favori bir menemen buldum kendime ama şu şey vardı ya, soğanlı mı soğansız mı? Evet, muhabbeti. Soğansız. Batuhan soğansız diyor, banko. Ben soğanlı diyorum. Nehir Hanım sen? Şunu diyebilirsiniz, sabah sabah soğan mı kokayım? Herkes yerse kimse birbirine kokmaz. Sen biliyorum seslendi. Aynen. Ama şöyle bir şey var. Bugün yapacağım menemen soğanlı değil. Neden? Ben çok minik sarımsak koymayı yeğliyorum. Birazdan göreceğiz. Niye minik sarımsak koyduğumu da anlayacaksınız. Normalde ben 3'er 5'er diş koyuyorsam bunun aromasını iyice yükselteceğiz. Sivri biberlerimiz var. Köy biber. Şöyle 4 tane var. Bunlar acı değil. Birazcık ocağın altını yaktım. Şu menemenleri bir doğrayayım. Ben biberleri doğrarken arkadaşlar siz de aşağıda kanalımıza abone olabilirsiniz. Bu abonelik işini sonlara bıraktık bugünlere. Anca 70 bin olmuşuz. O yüzden başlarda söylemeyi deneyeceğiz. Umarım bu taktik tutar. Şuradan abone olabilirsiniz. Şöyle. Bir dakika. Aynen. Daha fazla tarifi ana sayfanıza çıkarması için abonelik. Tabi aç video, aç izle. Hatta başka yemek kanalları izle sen YouTube'dan. Şöyle şunu da hemen yanına çekeyim. Birazcık zeytinyağı koyuyorum. Soteleyecek kadar. Biberlerimi attım. Bu arada hayatın her alanında olduğu gibi kahvaltıda da soğan tercihimi taze soğandan yana kullanıyorum. Eğer soğanlı yapacak olsaydım, sarımsaklı değil, o zaman taze soğan kullanacaktım. Domates, 3 tane domatesim var. Domatesler tabii ki mevsimi değil. O yüzden çok iyi domates beklentisinde değiliz. Ama bakalım kader bize ne çıkaracak. Yani yine çok daha kötü renk domateslerle karşılaşmıştım. Bunların kabuğunu soyuyorum. Birazcık tuz. Bu bütün menemenin tuzu değil şu anda. Ama yani ne eklersek tuzunu da ekleyelim. Saat sabahın 6'sı da, soframız hazır olunca yemeğe geçeceğiz. Nasıl kolpa? Şöyle... Üstün körü dilimliyorum çünkü ben bayağı küçülteceğim. Domatesimiz güzel olsaydı eğer, yaz olsaydı mis gibi, 1 gram bile salça koymazdım. Bakın şaka yapmıyorum. Ama şimdi bu ne yapayım buna? Salça koymayayım mı buna yani? Azıcık koyacağım. Şöyle güzelce dilimledim. Biberlerimiz sotelendi. Şimdi domatesleri de ekliyorum. 5 dakika falan oldu. Tuzunu ekledim. Karabiber mecbur. Karabiber ekledim. Bir küçük, yani böyle hani şu kadar çay kaşığı salça koydum. Karıştır babam, karıştır şimdi. Domatesiniz güzelse salça koymayın. Salça hafif baskın bir tat yani. Menemenin o fresh tadını birazcık baskılayabiliyor. Ama tabii ki bir yemeğin albenisi de birazcık renginde. O yüzden küçük miktarlarda koymanızı tavsiye ederim. Bir yanda ben buraya başka bir şey hazırlıyorum. Şu küçük sarımsağım. Bunu soyayım. Bir diş yani. Küçük değil. Küçük bir diş değil ama bir diş sarımsak. Bu birazcık fokurdarken sarımsağı rendenin, yani sarımsak ezeceği ya da işte rendenin küçük ucuyla şöyle rendeliyorum. Ayrı bir küçük bir teflona. Rende teflona değmiyor tabii ki, üstündeyim. Sarımsağımızı rendeledik. Şöyle bir tuzuna bakacağım. Şimdi iki tane yumurtamı kıracağım. Ama bu yumurtaların önce beyazlarını kırıyorum. Artık altını kıstım. Sarılarını da bir kenara, bir kaba ayırdım. Şöyle beyazlarını iyice pişiriyorum. Beyazları iyice piştiğinde sarılarını da ekleyeceğim. Ocaktan alacağım ve karıştıracağım. Şimdi burada hem menemene şöyle bir küçük tereyağı ekledim. Hem de bu sarımsağı koyduğum küçük teflonuma da bir küçük tereyağı ekliyorum. Zaten sotelemek için biraz zeytinyağı koymuştuk ama lezzet için ekledim böyle bir fındık iki tane. Beyaz iyice pişti. Şimdi ben bunu artık ateşten alıyorum ve yumurta sarılarını döküyorum içine. Ve böyle bir son karıştırıyorum. Bu kendi ısısında yumurta sarıları pişecek zaten. Yumurta sarılarını sonradan eklemek biraz daha kremamsı bir doku veriyor. Ben öyle çok hoşuma gidiyor. Şimdi... Bir diş sarımsak, bir fındık kadar tereyağı, kırmızı toz biber,
O da renk versin diye. Zeytinyağı da damlatıyorum. Yani fazla ateşte kalırsa tereyağı çabuk yanmasın diye koydum onu. Birazcık da tuz. Bunu da ocağa aldım. Tereyağı eriyene kadar sarımsaklı yağ yapıyorum burada. Bir yandan da servis tabağımızı alalım. Çünkü bunu sıcak sıcak yememiz lazım. Baget ekmeğimiz var. Şimdi tabii sarımsağı böyle yağda aromasını çıkardığınız zaman çok daha baskınlaşıyor. O yüzden işte dedim bir diş sarımsak yeterli. Bunu servis tabağıma alayım. Şu anki heyecanımı keşke sözlerle ifade edebilsem. İşte ancak bu kadar. Çok acayip bir şey. Şimdi bu yağımızı şöyle kenardan kenardan. Sarımsaklı yağımızı da döktük. En son sevenler için böyle biraz üzerine kırmızı tatlı pul biber koyuyorum. Sabah sabah acı belki yemek istemeyen olur. Tamam. Ekmek banalım. Hadi. Yiyelim. Batuhan. Hello. Bence ya. Cix. Yemek istemiyor musun? Yok ben de ekmek banacak. Tamam hadi. Şimdi kendime kayık yaptım. Ne yapıyorsun? Bu sörf mü? Bu bir sörf. Ki ben sarımsak sevmiyorum falan ama her şey birleşti inanılmaz olmuş. Buradan yemeğe gideceğim ama şu an dayanamıyorum. Yani menemen nasıl bu kadar yükselebilirsin diye düşünebilirsiniz. Düşünmeyin yapın. Çok iyi. Hadi. Tamam. Görüşürüz arkadaşlar bunu yapın. 10 dakikalık tarif çok büyük fark. Alt tarafı sarımsaklı yağ yaptın diyorsun ama yiyene kadar tahmin edilemeyecek bir farklılık yaratıyor. Mutlaka deneyiniz, lütfen deneyiniz. Size önemli noktaları söyledim işte salçanın dozunu arttırmamak, abartmamak lazım. Yumurta sarılarını ocaktan aldıktan sonra çiğden koymak lazım. Kıvam da çok fark yaratıyor. Yapanlar fotoğrafları bekliyorum. Umarım cumartesi sabahından hemen denersiniz. Arada sırada böyle çok basit bilindik tarifleri kendi yorumladığım halleriyle de paylaşmak hoşuma gidiyor. Çünkü ben anladım bir kesim var ki ağız tadımız çok uyuşuyor. O yüzden abone burada olursanız hem beni çok mutlu etmiş olursunuz hem de benim videolarım ana sayfanıza düşmüş olur. Tarifleri yani izleme fırsatı edinmiş olursunuz. Çok teşekkür ederim. Haftaya başka bir tarifle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Gel dayanamadın gel gir. Yes. Yayınlamam buraları. Bunu güzel domatesle yapsan evet. Ölüyorduk. Ben yarı bayıldım. Çok iyi. İnanılmaz ya.